iyi değil. Evet, buyurun efendim. Ben hocam İYİ Parti'den AKP'ye gidecekleri çok az görüyorum gidecek olanları. İYİ Parti'yi esas olarak, İYİ Parti zaten sorun orada. AKP'den oy almadı İYİ Parti. İYİ Parti esas olarak CHP seçmenini, seküler, laik, cumhuriyetçi havzadaki seçmenden oy aldı diye düşünüyorum. Asıl tarihsel işlemini yerine getiremediği için bu sıkıntıları yaşıyor önemli ölçüde. Çünkü biz İYİ Parti'nin kuruluşunu çok destekledik biliyorsunuz hocam. Tabii. Nedir? Merkez sağda, merkez sağ havzada, yani cumhuriyetle sorunu olmayan, laiklikle sorunu olmayan, Mustafa Kemal'e düşmanlık gütmeyen, cumhuriyetle bir hesaplaşma ya da bir rövanş alma derdi bulunmayan bir havzadır orası. Geçmişte Adalet Partisi, Demokrat Parti, Anavatan Partisi gibi partiler bu alanı doldurmaya çalıştılar. Ama ne yazık ki onların açtığı yoldan siyasal İslamcılar ilerledi ve zannettiler ki onlar hep onlarla işbirliği yapacağız, onların desteğiyle iktidar olacağız ve bu düzen böyle devam edecek. Hayır olmadı. O bakımdan merkez sağın ihaneti, cumhuriyeti ihaneti çok çok derindir. Merkez sağ siyasetçilerin, kitlelerin değil. O nedenle Ege'de geleneksel olarak merkez sağ partilere oy veren halk, Egeliler, yurttaşlarımız Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeye başladılar. Merkez sağın bu tutumunu gördükleri için. Çok somut iki tane örneği var. Herkes zanneder ki İzmir Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesidir. Değildir değerli seyirciler. Merkez sağın kalesiydi Cumhuriyet. İzmir ağırlıklı olarak. Tabii, tabii. Demokrat Parti'nin, daha sonra Adalet Partisi'nin, yıllardır oralar Demokrat Partili, Adalet Partili, Anavatan Partili belediye başkanları tarafından yönetilmiştir. Burhan Özfatura işte. Tabii canım. Neydi? Asfalt Osman. Bunların hepsi bunlar Adalet Partilidir. Soyadını hatırlayamadım ama lakabı kendisinden daha ünlüdür. Aydın. Şimdi hani Topuk Tefe diye bilinen Özlem Çerçioğlu var ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmiş durumda. Aydın Menderes'in memleketi üstelik. Bunlar ama o Aydınlılar, İzmirliler, Egeliler Cumhuriyet'e, Cumhuriyet'in değerlerine, Mustafa Kemal'e bağlıdır. Onlar Cumhuriyet'le kavga etmek için merkez sağa oy vermezler. Başka sebeplerle verirler. Başka siyasal nedenlerle verirler. Başka kültürel nedenlerle verirler. Daha doğrusu kültürel nedenlerle verirler. Ama ne zaman ki merkez sağın bu ihaneti 1980'den sonra özellikle 1990'dan itibaren ortaya çıkmaya başladı. Ondan sonra Ege, yani kıyılar olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeye başladılar. Sizin zannettiğiniz gibi değildir. Örneğin Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişteki kalelerinden biri Sivas'tır mesela. 4 milletvekili vardı, 3'ü CHP'li, biri Adalet Partili'ydi. Göç vesaire demografik yapının, yani nüfus yapısının değişmesi, siyasal İslam'ın iktidarlar tarafından teşvik edilmesi, 12 Eylül darbesinin İslamcılığın önünü açması gibi bir dizi nedenle Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok güçlü oldu. Malatya mesela, İnönü'nün memleketidir ve Cumhuriyet Halk Partisi seçimleri alırdı. Şimdi buralar sağın egemen olduğu yerler olarak biliniyor. Geçmişteki denge daha farklıydı. O bakımdan merkez sağ seçmen cumhuriyetçidir. Biz bu saha AKP tarafından işgal edildiği ve burayı doldurmaya, yani bir merkez sağ parti kurularak bu seçmenin oyunu almaya çalışacak partilerin de deyim uygunsa tırnak içinde terörize edilerek bertaraf edildiği bir dönem yaşadık. Neydi bu? Mesela Demirel'in desteğiyle Mehmet Haberal ve Bedrettin Dalan tarafından bir parti kurulmak istendi. İkisi de Ergenekon davasına dahil edilip tutuklandılar. Mehmet Haberal tutuklandı, Bedrettin Dalan yurt dışına gitmek zorunda kaldı. Bedrettin Dalan başkan, ben hicretteydim diyor. Kendisiyle konuştuk, sohbet ettik. Aynı davadan yargılandık. Başkent Üniversitesi'nin rektörü, kurucusu, mütevelli heyeti başkanı, Türkiye'nin önde gelen hekimlerinden Mehmet Haberal tutuklandı. Tutuklanma gerekçeleri yok. Yani Hilton Oteli'nin balo salonunda yapılan toplantıları, ya da otel adı vermeyelim, ünlü 5 yıldızlı, 7 yıldızlı otellerin balo salonlarında yapılan, naklen yayınlanan toplantıları illegal örgüt toplantıları diye yutturmaya kalktı. Dünyanın da organ naklinde hala dünyada bir numara. Onu bilmiyoruz hocam. Hala çok biliyoruz. Yok yok biliyoruz. Ben bilmiyorum. Ben gayet iyi biliyorum. Türkiye'de daha yeni İran'da şey aldı. Bütün Türkiye, bütün dünya organ nakli örgütlerinin en başındaki ödül almış ve hala başkanlık veya işte onursal başkanlık yapan arkadaşımız Mehmet Haberal. Binlerce hayat kurtardı. Evet. İyi bir orman nakli uzmanı olduğu, iyi bir cerrah olduğu kesin. Türkiye'nin yapısını ama değiştirdi. Nedeni bu değil. Tutuklanma nedeni bu değil. Tutuklanma nedeni merkez sağda bir parti kurma çabasıdır. Bir de gücü var. Üniversite var,
televizyonu vardı. Yani belli bir gücü var, toplumda bir etkisi var, akademide bir çevresi var. Bedrettin Dalan da öyle. Sonra Süleyman Soylu, Demokrat Parti'nin, Adalet Parti'nin genel başkanı. Ona bakanlık verdiler. Ona bakanlık verdiler. Daha önce bir Milli Eğitim Bakanı vardı hocam, ANAP'tan gelen. Neydi adı? İlk DYP ANAP birleşmişti. Doçent çocuk. Evet. O mesela birdenbire kayboldu. Kayboldu. Birdenbire. Genç bir siyasetçiydi. Milli Eğitim Bakanlığı yaptı. AKP iktidarının ilk, Erkan Mumcu. Evet. Milli Eğitim Bakanlığı yaptı. İlk AKP hükümetinde kayboldu mesela. Ayrıldı. 50-60 milletvekilliğiyle ayrı bir parti kurdu. Kayboldu. Orada çok büyük paraların döndüğü. Mehmet Ağar'la birlikte sahada bir parti kuruyorlardı onlar. Hatırlayalım. Birleştiler hocam. Birleşeceklerdi. Mehmet Ağar birleşmedi. O da kayboldu. Birleşemediler. O da kayboldu. Ya da ne oldu? İşte Numan Kurtulmuş gibi Has Parti'yi kurdu ve hemen transfer edildi. Yani Süleyman Soylu ve Numan Kurtulmuş meclis başkanı ve bakanlıklar verildi ona. Parti yönetimleri verildi. Veya tutuklandı veya ortadan bir biçimde kaybolmaları sağlandı. Niye? Çünkü merkez sağ siyasal İslamcı hareket işgal ettiği için bu kadar oy alıyor ve merkez sağ seçmenin dokusunu değiştiriyor. İslamcıların bu ülkedeki oyu %8 ila 12 arasındaydı. O bakımdan Meral Akşener'in İYİ Partisi'nin biz merkez sağdaki bu siyasal İslamcı, bu şeriatçı egemenliğini kıracağı, cumhuriyet düşmanlığının önünü keseceği ve merkez sağ seçmene bir alternatif oluşturacağı için gerçekten şey, olumlu karşılamıştık. Olumlu karşıladık, yer verdik, kendilerinin anlatmalarını sağladık vesaire. Ama öyle anladık ki son cumhurbaşkanlığı seçiminde İYİ Parti liderliği, Meral Akşener ve çevresinin, özellikle Kürşat Zorlu gibi parti sözcüsü, parti genel sekreteri ya da Meral Akşener'in bir numaralı yardımcılarının esas olarak kaybetme üzerine kurduklarını anladık. Hesap belli, hesap şu: CHP çöksün, biz o seküler, cumhuriyetçi alanda, laik o seçmen havuzunda en büyük parti olalım. Hesap bu.